Günhan. Fate sistemi Kurtlar Vadisi oynuyoruz ben. Oha, hadi oynayalım lan. Hadi. Hadi oynayalım. Ben çünkü Fate Türkçeleştirmem tümüyle bittiği zaman iyice ben de dolandırıcı gibi oldum bunu söyleyip duruyorum sürekli farkındayım ama bir gün elbet bitecek. Zaten çıkarttığım zaman kesinlikle Kurtlar Vadisi settingiyle çıkartmak istiyordum. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bir arkadaş bana mail attı. Abi dedi biz Fate'de Kurtlar Vadisi oynadık masada. Ben bununla ilgili küçük sistem geliştireceğim dedi. Bir arkadaş daha düşünmüş yani. Hadi yapalım bunu. Sen bunu oynatsan Tamam sen olur. oynatırsın. Ben o kadar bilmiyorum. Oynatırım ben. Ama şey Kurtlar Vadisi evreninde oynatırım direkt. Ama ilk tabii lan. Ama ilk 92 bölümün içinde oynayalım. Yani şey gibi olsun. Polat öncesi Aslan Bey'in eğittiği başka bir grubu oynayalım biz mesela falan böyle anladın mı? Ha, okey. Bana her türlü yer ya, çalışıp gelirim. Şey döneminde oynatırım ya. Süleyman Çakır'ın sefir olduğu dönemde oynatırım. Çok explore edilmemiş bir dönem o. Tamam. Evet. Okey abi. Yani orada bir süre çünkü sefirliğini yapıyor İstanbul'un ve bir şeyleri yola koyuyor. Bir de düşmanlar da olur. Cerrahpaşalılar falan da olur Değildir. da Street Devil oynarız. Güzel olur. Tabi tabi Güzel Street Devil güzel. bu arada. Yani şey filan böyle ya sıfır basic Fate karakteri başlayalım anladın mı? Standlarımız filan da şey olsun. Dağlı falan gibi Yayında oynarız standlarımız ya. olsun hani. Yayında oynarız evet. Tabi tabi Kanka full direkt yayın. Evet şey Nazım. Memati'nin ekibi aldığı yeni adamlar falan olursunuz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Memati'nin bizi ekibe alması falan bile 2-3 session sürsün yani biraz böyle anladın mı? Tabii. Hani Tabii de mesela başta ben mahallenizden çıkmaya çalışırsınız tabii falan böyle. aynen. Evet. Ama Öf. undercover mı olsak acaba şey gibi Abdüley gibi böyle. İşte dur Ben mesela çaycıyım onları maycıyım Günhan'a salak bırak. salak Yok yok gidiyorum. Street Devil. O sonra bakacağız. Biraz Belki devletle formumu bağlantılarınız olur falan. bir yönü keseceğim ya. İki öldürdüğümü Kişinin biliyorsun ama bildiği sır Nehri değildir. Oyun aspekti olmalı. bu arada ben bak Fate Türkçe için Fate Türkçe değil bu da kader oyunu olacak ya Fate Türkçe'nin ismi. Onun için onları not aldım bile. İki kişinin bildiği sır değildir. Mesela şey campaign aspekti. Herkes kullanabiliyor. Campaign aspekti diye bir şey vardı hatırlıyor musun Fate kurallarında? Hani bu Campaign kulaklığa geçiyorum o aspektlerinde zaman. ona göre oynadığın Geç zaman geç. şey oluyordu değil mi? Dur geliyorum bir dakika kulaklığa falan geçeyim öyle anlatayım. Ay ben de bir su dökeyim ya bu Oğlum arada. aşırı eğleniriz bunda ya. Bayağı Böyle eğleniriz. bence bak Fate'de bilinen diyalogları doğru kullanıp böyle şey ne point deniyordu ona? Şey point, Point işte abi. boncuk alırız aynen Fate point alırız. Boncuk takım doğruyu Inspiration söylüyor. falan yaparız. Abi dedim kaldır bu ofisi de komple sat. Bayılıyorum herife deve. Deve ya deve Tuncay. Bunlar tarla sahneleri var ya bunların bir tane. Abidin Ha. şeye tükürüyor. Zara Evet, tükürüyor. Dövüyor zara Abidin'i böyle tükürüyor. tükürün diye. İşte Mikroplar orada tıkanmış mesela tane pis herif. kafasına vuruyor. Bir yerde bir şey daha yapıyor. Komple ofisi sat falan diyor. Böyle sinirleniyor. Evet evet. Galiba Memati gelince diyor. Memati burnunu karıştırıp masaya sürüyordu. Ay. Oğlum ya bir de daha sonra şeyi de izledik. Memati'nin sevgilisi olduğu compilation'ı izledik daha sonra. Aa evet Sor biliyorum bana şimdi diyor günüm nasıl geçti. Günün nasıl geçti Memati? Seni hiç ilgilendirmez. onu. Ben böyle Kadınım dedik severim. ya. Oğlum Memati hiç normalde konuşmayan bir karakterdi. Konuşturarak böyle çok kötü bir yere götürmüşler yani. Abi Memati bir yerde şey bunu uyuşturucu bağımlısı yapıyor Küçük İskender. Öyle Büyük mi? İskender. Evet. Ondan sonra o bir kayıyor karakteri onun. Onu toparlayamadılar oradan. Böyle biraz daha böyle İlk baştaki o daha saf halinden çıkarıp artık büyüdük delikanlıyız böyle yayık yayık konuşmaya falan başlıyor böyle. Evet ya Baştaki bir halini hatırla böyle çok net tabii abi yaparız görev falandı. evet. Böyle bir kaymış falan böyle. Evet. Kadınım dedik ya sana, sevgiliden ayrılırsın. Kadınım ölene kadardır falan diye böyle. Tam bir mal olmuş yani. Şey Ben çok bugün iyi ben bu. bütün gün senin yaptığın her şeyi biliyorum. Evet. Pusu başlıyor böyle. Bunlar yeni bir konsey gibi bir şeye gidiyorlar. Abdüley ile Memati arabada şey diyor Memati Abdüley'e. Kardeşim biz hepsini öldürmedik mi bunların ya? Bu ne hali? Hani Baron en büyüktü falan. Abi bunlar daha büyük falan yapıyor. Evet Bütün lore böyle başlıyor. Bu kadar yazmışlar. Bunlar kim? Bunlar daha büyük. Bulut'un hikayesi de güzel evet. Bulut da güzel. Bulut'un hikaye de karışıyor sonra baya. Spoiler vermeyeyim onu.
Sonra bu bir ara şey yapıyor. Bütün gizli uyuyan hücreleri uyandırıp ihtiyarlar heyetine bağlı genç ajanları uyandırıyor böyle. Ondan sonra onlardan ekip kuruyor falan. Orada böyle tuhaf tuhaf tipler giriyor böyle. Motorcu çocuk, işte geek adam, sert kadın falan. Ha bunlar şey değil mi? Kara'nın ekibi. Aynen, sonra Kara onları ordu gibi eğitmeye başlıyor. Sonra onların hepsi ölüyor. Ya oğlum ben şeyi anlayamadım ya. Buğra'nın hoş geldin. Şeyle falan evet. İşte bu herkesi öldürüyor falan. Kılıç dövüşü oluyor sonunda bir tane. Ha evet. Sonra bayağı bu işte bütün ölen Kara Sancak timinin hayalet Force Ghost'ları geliyor. Ulan orada Memati yok, Erhan yok. Kimse yok tanıdığımız. Böyle sürekli o timin var yani. O timin şeyleri var sadece. Evet, Force Ghost'ları var. Niye öyle yapmışlar orayı anlamadım. Çok kötü orası ya. Orasını hatırladım. Bayağı sonra böyle Thanos gibi böyle şeye bakıyor böyle işte. Vay bir şeyler. Ne mi? O ya? Kurtlar Vars'ın pusu. Bu arada final gibi de değil. Aslında devam ediyordu daha onlar da. Onlar sonra bu patladılar. Hiçbir sonra kanal bunları almadı falan. Şeyi izlemedim. Vatanı izlemedim. Kurtlar Vars'ı Vatanı izlemedim sonra. Onu ben de izlemedim yok. Bir tek şey izledim ben. Ha yok, Vatan'ı da izledim lan ben. Yok onu da izledim. Fatih'in hilafet kaftanıyla karşılayacaksın. Ne zaman? Bunlar nasıl yan yana gelebilir? İşgal için. Yaşasın kaos. O ne be? Arası Vatan. Şey bunlar abi, bu büyük ulu şeyin Illuminati'nin başındaki abi. Yüce Majeste miydi peki? Yüce Majeste yüce, ama... Yüce, evet evet o Yüce Majeste. Yüce Majeste en tepelerindeki adam değil ama galiba. Değil abi, onun da üstü çıkıyor. Her şeyin daha üstü evet, çıkıyor bir noktadan sonra. Power Rangers lan. Amon. Power Amon Rangers. Çıkıyor aynen. Amon Ra çıkıyor bunların en tepesindeki. Şöyleymiş aslında, orada da Amerika İngiltere diye ayırıyorlar. Amon Amerika tarafı, bu İngilizlerle uğraşıyor ondan sonra. Aynen. Yüce Majeste Cahit'i alıyor, beynini yıkıyor, çip cihaza takıp. Ya ediyor. Ama bunlar ne ya? Bunlar gerçek mi? Ne anlatıyorsunuz? Oğlum! Ya? Çok sorun ya. Oğlum zombi var diyorum sana, şaka değil, zombi var diyorum. Polat ve Cahit böyle sıkıyor bunlara sürekli, bunlar devam ediyorlar bunlara karşı. Yani sonra Jim gibi bir yere gidiyorlar, halterlerle böyle dövmeye başlıyorlar Polat ve Cahit'i. Cahit'i sen bilmiyorsun, Cahit pusudan bir karakter. Polat'ın askerlerinden bayağı bildiğin şey, steroid iğneleri falan buluyor, dopingli zombiler var. Abi. Kempaç hoş geldin. Ya daha neler neler oğlum, anlatsak yol olur burada. Ya, Cahit'i bayağı bir tane cihaza takıyorlar böyle kafalarından, şey gibi, Doktor Who cihazı gibi falan. Şey falan diyor, Cahit böyle, işte Cahit'i programlamaya çalışıyor tekrardan. Şey diyor Yüce Majeste. Ben böyle bir sadakat kimse de görmemiştim daha önce falan diyor. Ya aman Cahit ay, şey yapmayacak. Ucuz porno replikleriyle falan bunlara mı dönüyor dizi ya? Evet evet tabii tabii. Niye lan, niye bu ben kadar kötü oluyor? Bak ben bunun ilk 10 bölümünü falan izledim, yalan olmasın. Ya benim son bıraktığım bölümü size söyleyeceğim, siz bileceksiniz. Karadenizli adam açıp açıp aynı bölüm 6. kere o yasıyı dinliyordu artık böyle, tamam mı? Yani. Her bölümde vuruyor. Şey Çakır yaşıyor muydu? Tabii lan. Çakır ölüyor mu? Bir dakika. Nispetim bir, kısmetim bir bile o sahneler. Şansless. Ya işte şanslıyız. Bizim gemimizi kimse batıramaz. Tamam. Falan yapıyor. Nasibin bir ve şansless saga. Ha. Sonra gidiyor içeriye böyle, ama aynı bölüm 6. kez artık yani, boku çıkmış biraz. Açıyor yine evet. Oyasıyı dinliyor falan. Sonra ne yaptım biliyor musunuz? Soundtrack'lerin kalitesi olduğunu fark edip Kurtlar Vadisi fan forumu gibi bir yerden hard diskle DVD çekimini sipariş ettim Kurtlar Vadisi'ne. Bütün sesleri orijinal versiyonu var şu an elimde. Mükemmel ya. Televizyon versiyonu o zaman seninki. Evet. Çünkü şey çok küçük oldu. Bir yapsalar da alsak. O YouTube'da bilmem nerede falan baktım bir sürü korsan sitede. Sürekli müzik böyle kalitesiz kötü bir müzik var yani, anladın mı? Size sordum siz anlattınız ya sonra. Hindistan müziği. Ha işte bir sıkıntı olmuş da. O niye olmuş ya? Kaldırılmış falan dediniz. Ha, ben de açıkçası yani ulan Kurtlar Vadisi'nde müziği de meşhur ha yani, anladın mı? Kurtlar Vadisi'nin soundtrack'iyle dinlemek istiyorum dedim. Bayağı hard disk'li DVD gönderiyorlar. Öyle forumları varmış bu Kurtlar Vadisi tayfanın. İnanılmaz artık o. Bir de şey oldu. Geçenlerde ben şeyi yaptım ya. Pala'yı yaptım ya şey için. Cyberpunk için. Benim Pala'dan kesitleri, jingle'ları falan Kurtlar Vadisi sayfasından çocuklar ulaşmış bana bir takım.
Kardeşim kusura bakmazsan senin içeriğini sayfamızda paylaştık, sana uygun mu falan diye yazmışlar. Tabii tabii. Çok iyiymiş. Ben de şey dedim, paylaş tabii kardeşim, burada hepimiz Kurtlar Vadisi seviyoruz falan. Ha böyle Kurtlar Vadisi'nin şu an inanılmaz hala aktif bir hayran kitlesi var ya. Twitter'da falan gördüm, bu Pala için söyleyeceğim replikleri toparlayayım diye biraz araştırdım. Sonuçta ben yani şeyi izlemedim hala, ha Pala'nın arkını hiç izlemedim daha, Pala kim niye geliyor falan bilmiyorum yani. Aa, ooo oralar çok iyi ya. Oralar tabii, çok iyi evet. Ben bir tek Pala'nın kesitlerini ve sözlerini biliyorum. Bayağı böyle şey falan var ya, adam mesela Twitter sayfası açmış Kurtlar Vadisi sözleri diye. Yazıyor ya Pala'dan bir cümle paylaşın diye, 70 tane yorum var altında böyle, herkes bir şeyler yazıyor falan. Deli gibi oğlum Kurtlar Vadisi sayfa. En iyi arkı galiba şey abi, Pala arkı, en iyisi o. Yani çünkü şey falan var. Tam Çakır ölmüş. İntikam alacak. Bir dakika abi, işte Çakır ölüyor mu ya? Ne? Çakır ölüyor mu? Ne oğlum? Cenazesini kaldırdılar lan adamın öldüğü zaman. Onu gerçek biliyorsun. Real olay olay olmuş. Biliyorum ben, biliyorum. Ya. Real hayatta cenazesini kaldırdılar herhalde. Onu bilmemene imkan yok ya. Peki şey niye tutmadı? Something Something Şaşmaz'ın yeni yazdığı ve ATV'de yayınlanan ve yine Çakır'ı oynadı ama Çakır ismiyle oynamadığı bir dizi var ya şu anda. Ona baktınız mı hiç? Tuttu. Eşkıya Dünyaya Şey Olmaz. Tuttu. Haa. O tuttu ya. O kadar izin. Eşkıya Dünyaya Şey Olmaz değil şey. Başka bir şey onun ismi. Çakır oğlu mu? O oğlum. Eşkıya Dünyaya Şey Olmaz senin dediğin. Ha öyle mi? Doktor dizisi. Yok yok, onun dediği işte şeyin, Çakır'ın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hakim Olmaz mı öyle bir şey. İzleniyor, o bayağı tuttu. Onun da, o da John Wick gibi. John Wick'ten çalıntı onun hikayesi de. Ama o, ben onu izledim bir süre. Orada şöyle bir sıkıntı var. Abi şöyle anlatayım sana dizinin olduğunu. Anlat. İzleyecek halim yok canım. Mimari hata yaptı. John Wick izledin. Tabii canım. John Wick'te bir tane şey var ya. The Table. Dünya Assassination Konseyi. Table mi onların Türk ismi? The Table var ya işte şeydeki. Okay. John Wick'teki. Bunun Türk versiyonu var orada. Çakır. İşte böyle bir tane asasin ailesinin lideri, farklı asasin aileleri de var ve işte sürekli olarak bunlar birbirleriyle böyle anlaşma içindeler. İşte birisi anlaşmayı bozup birisinin oğlunu öldürüyor. High Table. Birisi işte şeyi öldürüyor, ondan sonra bir kan davası başlıyor. Ama bölüm yapıları sürekli şöyle. Her bölümde abi birisinin bir şeyi öldürülüyor ve bunun üzerinde böyle toplantı yapıyorlar. Ve resleşiyorlar. Daha sonra eve gidip yemek yerken bu resleşmeleri konuşuyorlar. Daha sonra diğer bölüm tekrar toplantı yapıp resleşiyorlar. yemin ediyorum bu aralarda da çatışıyorlar. Ben izledim bir 8 bölüm falan onu. Ben valla Kurtlar Vadisi'nin dediğim gibi ilk 10 küsür bölümünü izledim işte. Siz anladınız yani hangi bölümde olduğumu. O Yasiye'nin sürekli dinlendiği bölümdeyim. Yani bence Polat'ı falan iyi yazmışlar ha. Polat harbiden şey bir çocuk. Delikanlı bir çocuk. Yani ilk benim izlediğim kadarıyla ve böyle seyircinin sempati duymaması çok zor. Mesela anladın mı? Ben bile şey oldum. Yazık lan buna bak, sevdiği kız falan. Ulan tüh görev adamı falan. Sonuçta iyi bir herif ya her türlü. Ya hiç öyle mesela ben lisedeyken falan herkes Kurtlar Vadisi izleyince sürekli böyle şey mafya pornosu zannediyordum ben mesela Kurtlar Vadisi'ni. İzleyince gördüm ki o kadar da mafya pornosu değilmiş. Aslında bayağı World of Darkness'mış bu arada. Başta zaten amaç mafyayı bitireceğiz yola çıkıp pusuda şey oluyorlar. Mafya nasıl olunur? Oraya geçiyor. Ya işte şey olayı var. Şeye kadar o işleniyor. Ben mafya babasıyım işte Aslan amca falan diyor ya. Polat'ın orada bir yaşadığı şey var abi. Göreviyle disosasyon yaşıyor. Ve işte bir noktada Çakır'la kurduğu arkadaş oraları çok güzel işleniyor mesela. Bence de güzel ha. Hakikaten şeyi görüyorsun hani başta görev diye giriyor. Sonra hatta Memati uzun bir süre bundan bayağı akıllanıyor. Sonra herif hakikaten böyle belli ki seviyor herifi. Birkaç kere gereği olmadığı halde kurtarıyor, yardımcı oluyor. Kardeşine falan acıyor. Evet. Bunlar Aslan falan çok Bey güzel senaryolar şey, ha. Evet, Aslan Bey çünkü sürekli şey falan yapıyor. Bak işte hani Çakır'a bir şey olup olmaması seni çok ilgilendirmemeli. Yani Çakır da bu vadinin içine falan yapıyor ya. Ama işte daha sonra şeyin intikamını oluyor. Babaları indirdi. Sen bilmiyorsun tabii orayı. Ya. Şöyle bir şey oluyor dizide. Polat babaları indiriyor. YouTube videosunun başlığını falan gördüm abi. Sen şerefine sokayım. Ben geri geyik yapıyorum. Sen bakma Kurtlar Vadisi'nden. Yani. Ya Çakır spoiler almamak zor. Halit Çakır'ı kumpasa düşürüp öldürdükten sonra zaten biz onları ben canlı izlenirken yaşadım o zamanları. Of kafa bütün, kesme bölümünü de ben izlemiştim. Evet, evet. Bütün Türkiye delirdi Sungur. İntikam istiyoruz diye. Delirdiler. Yani böyle Halit'i gerçek hayatta dövdüler falan abi sokakta. Halit şey mi? Yani, kilolu adam mı?
Ya şey, Cerrahpaşalılar işte şeyin Oğlum. sefilliğini tanımıyorlar. Dur Hapçılar. dur. Günha şeyi biliyorsun değil mi? Daha bombası Nuriş kardeşler hapishaneden mektup yayınladı. Bu dizi bizim şerefimizi iki paralık etti. Bizi kim öldürmüş bunlar falan diye. Ya bir de İnanılmaz şey oğlum dediler o. ya, biz hapçı değiliz diye mi? Evet, biz hapçı değiliz diye Ama oğlum o Biz adamlar o işi hapçı çok ciddiye değiliz alıyor. Ben bu şey dramasını çok takip ettim. Geçenlerde bir Sam Dude, unuttum şimdi ismini. Çakıcı. Yok, Çakıcı değil, öteki. Çıktı böyle bir YouTube'da acayip acayip videolar çıkarttı ya, gördünüz mü onu? Ha, şeyi diyorsun. Ne? Ay neydi Sedat Peker ya? mi diyor? Sedat Peker, Peker Sedat Peker Peker. ha. O Sedat Peker'in videoları düştü ya. O Sedat Peker'in videoları düşünce bir anda bütün mafyanın içerisinde YouTuber'lık varmış. Neler neler O düştü YouTube'da, hiç izlediniz mi videoyu izledin bilmiyorum. mi? Şey diyor bir yerinde. Ben Freud okudum falan diyor. Ama böyle İzledim oğlum, çenesi falan kasılıyor. full takip ettim ben o dramayı. Ya Abi şey, inanılmaz. bu işte YouTube şeyler öldürdüğü zaman, Cerrahpaşalılar Çakır öldürdüğü zaman bayağı halife oynayan ama dövdüler falan, balık alırken adam böyle oğlum bayağı. inanılmaz ya. Adamı Bütün dövdün ne diyorsun? esnaf karambola almış herifi. Balık almaya balık pazarına gidiyor Beşiktaş'ta. Halit Dövüyorlar bizde adamı. bir adam Halit ha. hangisi Ha. oğlum? Evet. Ne? Halit hangisi? Abi Cerrahpaşalı arkta, onlar çıkıyor işte. Cerrahpaşalı arkta yeni süpernovaları tanıtıyorlar. Okey. Süper Şeyleri babalar. şeyle bu işte konseyin, küçük bir konsey daha var. İstanbul'u yöneten konsey bunlar. Sefiri oluyor Çakır olan işte. Tamam. Laz Ziya'ndan sponsorluk alıp. Orada işte şey muhabbet oluyor. İnanılmaz intikam istiyor herkes. Polat görev parametrelerinin dışında çıkıp bütün babaları bir gecede execute ediyor. Onun üzerine Ha. Aslan Bey diyor ki, sen işte niye böyle bir şey yaptın? Hani vadiye girecektin, yükselecektin. Bu adamlar bizim işimize yarayacak falan. O noktada bunda işte bir şey olayı oluyor yani. Çakır'a olan duyguları yüzünden yapıyor falan bunları. Sonra Çakır'ın oğlu moğlu giriyor hikayeye. Büyüyor, geliyor. Pusat. Çakır. Aa evet tabii. Pusuda Oha. pusat Bu ne geliyor. oğlum? İyice Pusat Dragon önce Ball'a yoldan dönmüş çık. lan. İyice Dragon Ball'a Tabii. dönmüş. Evet. Pusat Çakır giriyor. Ay Ekibine pat. katılıyor Pulat'ın. Ulan var ya ucuz yırttık ha. Başta iğrenç bir karakter, sonra işte şey yapıyorlar falan. Şey diyor mekanım benim olacak falan böyle salak salak. Sonra bunun adamlarını dövüyorlar falan. Evet. Amerika'dan geliyor işte. Çakır onu Amerika'ya yolluyor zaten bu olaylar kızışınca falan. Dağ bombası Çakır'ın kızına da Memati aşık Evet. oluyor. Ya, evet, o da kötü ya. Çakır'ın kızı çocuk değil mi oğlum? İşte büyüyorlar. Abi çok işte büyüyor ya oralar çok karışıyor ya. Tozcuya kız vermem falan yapıyor böyle. Sonra gidip kızı kendi alıyor. Sonra zaten o kızın normalde evleneceği adamın babası da tozcu bir şey. O da gidip Memati'yi öldürüyor. Memati'yi öldürünce ortalık karışıyor E falan. tamam lan, siz spoiler vermedikçe anasını yeter. Tamam. Aa. La Ve pusu madde mu mi ölüyor izleyeceğim lan? oturup? Ha. Ve madde peki 97'de mi ölüyor, bu pusuda mı ölüyor? Pusuda ise boş ver. Pusuya ben girmem. Pusu da oğlum bunlar pusu da. Ben pusuya girmem ya. Ondan anlatıyorum zaten. Pusu zaten çok kötü abi ya. Yani böyle elinden tutulacak yanı yok pusunun yani. Pusuda ne olmuş oğlum? Yani yazar ekiplerinde mi bir dandoluk olmuş? Ne olmuş Abi yani? Cahit yazıyor işte. Kimse kalmıyor. Herkes kaçıyor. Bunlar batmaya yakın. Milletin parasını falan da vermiyorlar. Kendileri inir bir ekip kuruyor içeride. Cahit de senaryo yazıyor bayağı. Yanında bir herif daha var. Şaşmaz maşmaz. Öyle kafalarına göre çekiyorlarmış sattı. Oğlum zaten Necati Şaşmaz bayağı mafya oluyor zaten artık ondan sonra. O sette çalışan bir iki tanıdık vardı. Onlarla konuşmuştuk da. Bayağı tatsız yani. Aynasın ya. E olmuştur Tabii, oğlum, o millet set. televizyonda gördüğüne o kadar itibar ediyorsa, anladın mı? Yani herif de ben Polat falan Tabii. memle falan deyince millet parasını gönderiyordur yani otomatik. Oğlum adamı şeye çağırdılar ya, Gezi Parkı döneminde başbakanla Ha. konuşması için falan. Ha, Millet aynen. açıklama falan yaptılar sonra çıkıp. Neden yani? Kedi Niye gözleri açıklama falan dedi. yapıyorsun? Nedenini bilmem de, Aynen. seslendirmecisi yanında olmayınca bütün karizması gidiyormuş. Onu cümle, bütün tepki öğrenmiş olduk Seslendirmeci yani. yanım. Ya burada bence Polat'ın ilk 3 bölümdeki sesi daha iyi. Çünkü Kibar sonra bokunu sesi değil mi? çıkartıyorlar kutuda. Evet, o sesi daha iyi. İşte şef diyen, tamam şef falan bilmem ne yapan. Bence de iyi ya. Orada Ben de o sesi açıkçası gittince aradım ha biraz. O kadar da kötü değildi evet. o ses yani. Abi oralarda devlet görevlisi işte daha böyle. Hani şey olmamış, kafa yememiş daha. Kafa yedikten sonra iyice bozuyor. Sonra Mustafa Tabak mıydı adamın adı? O sonra herkesi seslendirdi ya. Evet, herkesi. Ulu Bey, Küçük İçeriye İskele. Arada bir dökülmeyecek tane daha şekilde. vardı ya. Bu her 50-60 bölümün bir tane villain'ı var pusuda.
Tarlalar ve inekler yine gitti, farkındayım. Chat bir hatırlarsınız mı? Küçük Büyük İskender, Ulu Bey, biri daha vardı ya. En son Babil'i kuracak herif var. Ha, kibritçi vardı bir tane. Kardeşi vardı onun falan. Ya ben şeyi anlamadım. Kilve'nin tam olarak, Kilke Andrei vardı burada. Evet. Kilve'nin olayını tam olarak anlamadım. Kilve devletlenmiş. Ben devlet olduğunu hatırlamıyorum. Kilve siyasi tarafı güçlü devletten. O şeye yakın. Meclise yakın. İş çözüyor oradan. Falan. Tabii. O böyle orada kuvvetli bayağı. Ondan korkuyorlar ondan. Kirveyi başta böyle herkes öldürüyor böyle güçlü. Hemen işini görüyor falan. Polis buna hiç dokunmuyor. Bayağı gidip cenazede şey yapıyor ya. İşte buraya gelme sebebim sizin de işte geleceğiniz yeri göstermektir falan diye böyle evet. Bir racon yapıyor ya. Mezarın üzerine şey atıp uzundan bulu atıyor. Uzun aynen. Mermi. Polat da sinir oluyor. Size atacağı mermiyi benim mezarıma attı falan diye sinirleniyor. Evet. Sonra bir tane deli bulup ona bıçak atıyor. Evet ya. Kirveyi de öyle soktular falan aşırı tehlike gibi. Sonra böyle yalan ediyorlar Kirveyi de. Evet ya. Abi bu Power Rangers tarzı dizilerin en büyük hatasıdır o ya. Bazı karakterleri çok güçlü gösterip sonra arkalarını yarım bırakma. İşte Kirve tam oydu yani. Bunların hepsi temizleyecek gibi yaptılar, sonra bir konmadı. Taxi Madness 16. ayında, öpüyorum. Bir noktada Süleyman Demirel ve onun gerçek hayatta da yardımcısı olan eski polis şefi adam giriyor böyle diziye. Süleyman Demirel'im ben diye bağırıyor böyle. Ne? Tabii bayağı benzer bir tip bulmuşlar. Aynı onun gibi takılıyor falan. Niye girdi ve niye çıktı hiç bilmiyorum mesela. O da girip çıkıyor. O arada kara geliyor işte. Yeşil. O, bir 10 bölüm zaten karayı bulmaya çalışıyorlar. Karanın bulunca şey böyle... neydi? Karanın girme sebebi neydi? O şey yapıp... Abi, para. Aynen öyle. Polat'ın tarafında giriyor. Önce nötr giriyor, tarafsız. Polat'ın tarafında da değil. Hatta Polat'ın koruduğu adamları öldürüyor. Polat bunu diyor ki ben seni öldüreceğim. Kusura bakma falan diyor böyle. Hani biliyoruz iyi adamsın ama sen sıçtın falan diyor. Bunu bir sürüyorlar önce. Sonra orada bir şeyler oluyor. Bu geri geliyor. Oraları hatırlamıyorum çok. Kara i̇şte yeşil lan, evet herkese. Benim demin yaptığım şey geyik değil ha. Fade sistemiyle şey istiyorum tabii senden, oğlum, lanet olsun. Tamam, yapacağız. Ben de yardım ederim, bir şey lazım olursa haber ver Günhan bana. Yok lan, söz yaparız yani. Lord'a sıkışırsan Tancan, kurallarda sıkışırsan ben varım kardeşim. Çözeriz yani. Alper'i öldürüyordu aynen. Memati'nin ilk bu son bölümlerde yakalanınca şey çok iyi. Bana aslan, kaplan gibi hayvan isimleriyle hitap ediyor. Kaşif oldu da işte bu gerçekte öldürüldü o da sonra. O iyice olay oldu sonra o konu. O ara bir Tart dizinin şeyi iyice... Neyse şimdi şey yapmayayım çok. Böyle bir yancı olmaya başladı oradan sonra iyice. Kaşifoğlu Kozinoğlu gerçekteki aynen. Ve hapishanede Kaşif Kozinoğlu diye biri öldü. Adam dizideki adı da Kaşifoğlu'ydu. Dahan Demir hoş geldin 13. ayında. Öpüyorum. George Soros bizim babamız. Bunlar nereye gitti lan? Allah Allah. Vatanını devletini seven aldatır mı Memati? İtiraf sahnesi de çok iyidir ya. Oğlum. Efendim anne. Aç mısın? Açım. Bütün Türkiye ağlamıştı orada. O ne be? Abi dizinin sonunda artık bu herkes öldürüyor, yıkıyor, yakıyor, dünyayı öldürüyor falan. Sonra annesinin yanına gidip... Aa, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ben diyor gerçekte diyor şuyum buyum diyor. Annesi de aç mısın diyor. O kadar şeyi anlattıktan sonra. Nasıl gidiyor abiler? Keyifler yerinde mi? İyi abi ben eve ikinci katı çıkıyorum. Kutlar Vadisi övüyoruz hep beraber. Kutlar Vadisi konuşuyoruz. Ne anlamadım. Kurtlar Vadisi. Eyvallah ya. Eyvallah olsun. Ben de videolara gömüldüm yani. Böyle denizler, okyanuslar, yelkenler abime bir video hazırlıyorum da. Tancan da Gülhan ilk 92 bölümü ezbere biliyorlar da. O kadar. Tabii. Senin elit ortama giremedik bir anda abi.
Abi denizde ne yapacağız abi? Havaya kurşun sıksan suya düşüyor abi fark ettim. Sungur Sharon Stone olayını biliyordur ya. Tabii Sharon Stone geliyor Andy Garcia'yla beraber. Nereye? Kurtlar Vadisi'ne. Evet, şaka ediyorsunuz. Tabii tabii bir bölüm oynuyorlar. Büyük olay olmuştu o zaman. Ne Sharon Stone mu geliyor? Nasıl bacak bacak üstüne mi atıyordu? Yok yok düz geliyor. Aşk olsun kadının da sanki bir hareketi varmış gibi. Polat'a şey falan yapıyor ama işte istiyorsan sana şey yapayım vereyim falan gibi böyle hareketler yapıyor Polat. İkramda da Bey'e hoş geldin. Vatan Polat için diyor. Polat içki kutusu mu? Orada işte karınca hikayesini anlatıyor meşhur. Firavun ve karınca hikayesi. Evet ya of. Ne o ya Firavun? Hiç değilse hikayesi. Tarafım belli olsun dedim ve... Evet evet. Oğlum çok... Çok kötü orada. Oralar çok... Mona Lisa var evin içinde falan. Ha gerçeğini Louvre'da zannediyordum. Hayır herkes öyle zanneder falan. Sola oturunca sağa mı bakıyordu? Yarı gülüyor böyle. Günhan tarih ver. Seyircilerim tarih soruyor. Sen tarih ver. Animenin hikayesiyle ilgili. O kadar yazdırdım. Yap oğlum şunu işte. Yaptık o kadar ya. Güzel olacak işte. Evangelion yaptık iki bölümlük. Kurtlar Vadisi ne zaman oynuyorsun? Allah Allah. Kurtlar Vadisi ne zaman oynarız? Hazır olduğunda. Hazır olduğunda. Hazır olduğunda. Şubat'ta oynarız. Şubat'ta oynarız. Şubat'ta. Ne? Şubat'ta mı? Tamam. Şubat. 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 Evet. Benim doğum günümde başlıyor. Aynen. Benim işleri bence o zaman kolaylayacak. Ocak'ta biraz sıkıntılı. Şubat'ta full oynarız. Şubat ha.